Günaydın arkadaşlar, Gurbette Özlem kanalına hoş geldiniz. Evet, bugün günlerden neydi kız, bugün günlerden Salı. Sesime kusura bakmayın, yeni uyandık. Saat burada henüz 8 bile olmadı, yani 7-7.30. Bugün bizim artık normal rutin günlük hayatımız başladı arkadaşlar. Çünkü Gamze'nin okulu başladı bugün. Yüzüm şiş. Uykudan yeni uyandım. Çünkü şöyle şu perdeciklerimi açayım. Efendim. Tamam. Gamze çabuk olalım diyor. Çünkü onu otobüs durağına bırakacağım. Evet, Gamze'nin koleji bugün açıldı arkadaşlar. Onu şimdi ben otobüs durağına bırakacağım. Ve bugün Gamze sınavına girecek, ehliyet sınavına girecek. Bu ilk aşama olan, yani yazılı teste girecek. Yazılı teste girecek. Ondan sonra inşallah onu geçerse direksiyon sınavına girecek sonra. Gamze çok gergin. 6 aydan sonra Gamze yine sabah rutini okula kalkacak. Gerçi koleje her gün gitmiyor zaten. Haftanın 3 günü gidiyor. Ama sabah erken kalkmak var işte işin ucunda. Benim için de zor çünkü sabah erken götürmek zorundayım. Bir şey demek ister misin Gamze? Evet. Görüşürüz sonra arkadaşlar. Eve geldim arkadaşlar. Gamze'yi bıraktım otobüs durağına. Gamze çok gergindi. Bugün ilk gün çünkü ve otobüslerde yeni sistem uyguluyorlar haliyle. Bir koltuk boş, bir koltuk dolu olacak şekilde oturtacaklarmış. Arkadaşı da uyarmış. Her zaman gittiği otobüs durağından bir önceki duraktan binmesini söylemiş Gamze'ye. Ki yer olsun, otursun diye. Malum kimse otobüste ayakta durmak istemez. Bir de burada ayakta durmak, yani ayakta yolculuk yapmak yasak zaten otobüste. O yüzden Gamze'yi bir durak daha önce bıraktım yani. Bakalım inşallah yer olur. Biz giderken ayrıca sürekli polis arabaları gidiyordu. Kaza mı oldu, ne oldu bilmiyorum. Umarım trafik olmaz. Gamze okuluna zamanında yetişir. Çünkü bugün trafik acayip yoğundu. Çünkü işte malum okullar, kolej, molej hep açıldı. Dediğim gibi. Allah korusun, inşallah bir şey yoktur. Ben şimdi bir kahve içeceğim arkadaşlar. Ondan sonra normal günlük rutin hayat. Ama önce şöyle camı pencereyi iyice bir açayım. Şu oda, mutfak bir nefes alsın, oksijen alsın. Ondan sonra kettle'a bastım mı ya? Yok. Ah, bastım şimdi. Bir kahve içeyim önce. Arkadaşlar biz test yerine geldik. Gamze'nin saatini bekliyoruz. Gamze sınava girecek. Yazılı teste yani. Çok heyecanlı. Ve çok zor bulunan bir yerde. Arabayı da park ettik ama bakalım inşallah yanlış yere park etmemişizdir. Ve acayip trafik var ya. Zor bela yani geldik. Ama normal okullar açıldı o yüzden. Çünkü okullar açıldı. İşlerine millet döndü. Trafik çok yoğundu. Ama çok şükür sağ salim geldik. Şimdi bekliyoruz. Bakalım size ne haber vereceğim. Güzel haberler mi, kötü haberler mi? İnşallah kazanır. Bakalım artık.
Gamze sınava gitti arkadaşlar. Bekliyorum. Bakalım nasıl geçecek. Çok heyecanlıydı. Şöyle, burası da sınav merkezi. Eğer kazanamazsa da sağlık olsun. Bir daha girer nasıl olsa. Başka girme imkanı da var. Ben de arabanın içinde oturuyorum. Allah'tan soğuk yok. Yağmur yok. Diğer aileler de bekliyor arabalarda. Benim gibi. Çünkü sadece bir kişinin girmesi serbest. Aileden kimse giremiyor. O yüzden bizler arabada bekliyoruz. Arkadaşlar, müjde. Adresi bilgilerin üstünde mi? Göstermez. Gamze geçti sınavı. Çok sevinçliyiz, çok heyecanlıyız. Kız kafam çıkmadı. Geçti sonunda. Çok şükür. İlk sınavda kızım geçti. Darısı direksiyon sınavına. Yok kızım ağlama ne? Cumhurbaşkanı mı seçildi? Ya olsun. Çok çalıştım. Bunu kaybetseydin bir daha girerdin sınava. Neyse. Güzel. Geçti. Sevindik. Dua edenlere teşekkür ederiz. Söylemiş miydik? Dua istemiş miydik? Neyse. Biz şimdi eve gidelim. Müjdeli haberleri şeyle verelim. Anneanneye, dedeye falan, babaanneye. Herkese söyleyelim. Gamze'ye baktın nasıl seviniyor. Ya vallahi geçmeyeceğimi sanıyordum. Geçmeyeceğim. Niye geçmeyeceksin kızım, nedir? Allah Allah, bir geçmezsen bir daha geçer girerdi. Sorular hiç çıkmamıştı şeyimde çünkü. Dedim sana ben, sorular o kadar ama zor değil. 48 yapmışım 50'den. Ben hazır perception'da iyiydim sanıyorum. Tam yapmışım bak. 44 almam lazımmış 75'ten geçmek için, 44 almışım. E tamam, limiti geçmişsin işte. Neyse hadi biz eve gidiyoruz. Arkadaşlar, biz restoranta geldik. Gamze sınavı geçti diye babası ona ödül olarak yemeğe çıkardı. Şimdi beraber yemek yiyeceğiz. Bugün salı ve Gamze için çok güzel bir gün. Sanki diyor omuzlarımdan bir yük kalktı diyor. Çok rahatladı, çok mutlu. Hava henüz burada kararmadı. Gördüğünüz gibi. Biz yemek siparişimizi verdik. Yemeklerimizi bekliyoruz. İçeceklerimizi bekliyoruz. Görüşürüz tekrardan. Selam arkadaşlar. Ertesi günden tekrardan. Bugün ne yapacağım ben? Ben bir tane makine aldım arkadaşlar testere. Şu ağaçları biçmek için. Ağaç dediğim de yani kapının önünde videolarımda gördüyseniz böyle bir ağaç var böyle. İşte onu halledeceğim. İlk defa bir şey deneyeceğim. Ama bir kadın isterse her şeyi yapar arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Yeter ki isteyelim. Daha önce hiç elime almadım bu makine cihazı. Testere mi diyorlar, ne diyorlar. Şimdi onu kutusundan çıkaracağım. Şöyle bir şey. Şundan. Bunu kutusundan çıkaracağım, takacağım birbirine. Bahçenin otlarını budadıktan sonra vakit kalırsa orayı da yapacağım. Bugüne vakit yetişmezse onu da yarın yaparım. Hava şimdilik yağmuru yok çünkü. Bakın güneş de çıktı. Güneş batmadan, yağmur yağmadan işimi göreyim. Otları kestim arkadaşlar. Budadım yani. Şimdi şurayı budayacağım. Şu makinayla kendimi kesmeden. Burası istediğim gibi olmadı çünkü düzensiz budandığı için, biçildiği için çok kötü oldu ama neyse, artık yapacak bir şey yok. Şöyle. Evet, başlıyoruz. Thank you.
yapar. Herhalde ben yeter ki isteyeyim. Merhaba arkadaşlar, tekrardan en son videomu ağaçları budarken bırakmıştım. Bugün ertesi gün oldu yani. Son halini size gösteremedim çünkü hava karardı. Geç saatte bitirdim. Bitmedi aslında, tam daha da bitirmem gereken yerleri vardı ama kollarım çok ağrıdı. Çok zorlandım yani. İlk başta iyiydi ama o makineyi tutarken dikkatli tutmam gerektiği için birazcık kollarım falan ağrıdı. Ben şimdi şeye geldim. Aslında birazcık duygusallaştım. Arkadaşımın kızını okula getirdim. İlk okula, biliyorsunuz burada okullar açıldı artık. İngiltere'de okullar açıldı. Arkadaşım çalıştığı için bakıcısının da işi varmış, o getiremedi, benden rica etti getirir misin diye. Ben de tamam dedim. Normalde ben sabah erken kalkmıyorum çalışmadığım zamanlarda ama şimdi rica ettiği için yok da diyemedim, yarın da getireceğim. Bu okul Gamze'nin ilk okula gittiği okuldu. Senelerce geldim buraya. Çok uykusuz kalıp sabah zorla uyandığım günler oldu. Kızı okula yetiştireyim diye. Sıkıntılı dönemlerimdi yani. Şimdi okulu görünce o günleri hatırladım. Çok uzun zaman oldu bu okula gelmeyeli yani. Gamze bu okuldan ayrıldıktan sonra, daha doğrusu biz bu şehirden taşındıktan sonra hiç gelmemiştim. Yaklaşık herhalde bir 10 sene oldu yanılmıyorsam. Bir de ayrıyetten gelen öğrencilerden şey gördüm, bir tane küçük bir çocuk, ama bir çocuk gördüm, ona da çok üzüldüm göremiyor diye. Bilmiyorum ya, birazcık böyle duygusallaştım. Size belki bunda ne var diyeceksiniz ama ben bazen böyle şey oluyorum, sulu göz oluyorum. Yolda da gelirken ağlamak istemedim. Sizinle dertleşeyim dedim. Şu anda arabadayım, eve gitmedim daha. Eve gidince de size kapının önünü göstereyim. Neyse, videom çok uzun olmasın. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın ağacımı kestim, çöpleri buraya koydum, sonra bunları toplayacağım. Daha bitmedi aslında, birazcık şekil vermeye çalıştım. Şimdilik bu kadar yaptık. Kedi yine gelmiş, pislemiş. Şöyle kenardan geçeyim de basmayayım. Bugün güzel hava. Yani işte böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu çöpleri de sonra gidip bizim bir çöp yerimiz var. Oraya atacağım. Çünkü bu bahçe çöplerini atmak için belediyeye para vermemiz lazım. Şu yeşil bidon var ya. Şu yeşil bidon için senelik 50 pound galiba vermek lazım. Ama götürüp şeye attığın zaman ücretsiz, para vermiyorsun. Fena olmadı bence.
Evet, umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kısa kısa size birazcık videolar çektim. Aynı gün çekemedim dediğim gibi. Hava kararmıştı. Ertesi güne çektim. Ne diyecektim? Çok unutmaya başladım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı tek tek okuyorum, beğeniyorum, kalp atıyorum, gerekirse cevap veriyorum yetişebildiğim zaman. Videoların devamını çekmeye çalışıyorum veya istediğiniz videolar falan olursa bana da yorumlarda bildirirseniz ben elimden geldiğince çekmeye çalışırım. Benden bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.